İyi akşamlar. Bugün 22 Ocak Salı. Dün akşamın en sıcak haberiydi. Kerç Boğazı'nın Rusya kıyısında iki geminin alev aldığını dün akşam bültenimizde duyurmuştuk. O yangında tam 14 kişi yaşamını yitirdi. Gemilerde Türk denizciler de vardı. 8 Türk denizci son anda kurtuldu. O denizcilerin kimlikleri de açıklandı. Kırım'da Kerç Boğazı'nda iki gemi alev alev yandı. Boğaz'da iki gemi yakıt transferi yapıyorlardı. Ancak bir anda gemiler alev aldı ve yangın çıktı. İki gemi deniz ortasında cayır cayır yanarken alevler gökyüzünü kapladı. Ekipler hemen müdahale etti. Ancak bu o kadar da kolay olmadı. Saatler süren müdahalenin ardından 14 mürettebatın hayatını kaybettiği açıklandı. İki gemide 8 Türk mürettebat da bulunuyordu. Yapılan kurtarma operasyonunda 8'i de kurtarıldı. Kurtarılan o isimler Kaptan Ozan Güleç, 3. Kaptan Eren Köklü, Aşçı Alper Boya Yapan, Güverte Stajyeri Tolga Görgülü, Kaptan Eral Akat, 2. Kaptan Emre Şen, Aşçı Ali Karaoğlu ve güverte stajyeri Tamer Yankı. Kurtarılan Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Toplam 4.7 bin tonluk sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyan gemilerin Rusya'nın Kuban Limanı'na gittikleri kaydedildi. Rusya'da uçak kaçırma girişimi yaşandı. Rusya'nın Surgut kentinden Moskova'ya giden uçak bir korsan tarafından Afganistan'a kaçırılmak istendi. Sibirya'daki Surgut şehrinden başkent Moskova'ya giden yolcu uçağı silahlı bir kişi tarafından Afganistan'a kaçırılmaya çalışıldı. Uçak Rusya'nın başkenti Moskova'ya 240 kilometre uzaklıkta bulunan havaalanına acil iniş yaptı. Sarhoş olduğu iddia edilen silahlı hava korsanı gözaltına alınırken kaçırılmaya çalışılan uçakta 69 yolcu ve 7 mürettebat bulunduğu bildirildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener işbirliğindeki son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldiler. Meclis Başkanlığından istifa etmeden AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım'la ilgili çarpıcı bir iddia var. İddiaya göre Yıldırım Erdoğan'a rağmen istifa seçeneğini gündemine aldı. Kulislerde istifa için iki ayrı tarih konuşuluyor. Dersinizi iyi çalışmamışsınız. İstifaya gerek yok. Erdoğan da Bahçeli de istifaya gerek yok demişti. Ancak Binali Yıldırım'ın yine de istifayı gündemine aldığı iddia edildi. Ne yapacağımızı, ne karar vereceğimizi biz İstanbullularla paylaşacağız. Meclis Başkanı Binali Yıldırım aynı zamanda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Ama anayasanın 94. maddesine göre meclis başkanı olarak siyasi parti faaliyetine katılamaz. Yani istifa etmesi gerek. Ülkeyi kaosa sürükleyip... Yıldırım buna rağmen istifa etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ittifak ortağı Bahçeli de istifaya gerek yok dedi. Muhalefetin tepkisi ise çok sert oldu. Bu bir büyük bir acziyetin göstergesidir. 19 Şubat'ta o teslim tarihinde ayrılacağını düşünüyorum. Yıldırım'la ilgili AK Parti kulislerinde farklı iddialar konuşuluyor. Buna göre Yıldırım'ın meclisin tatil bitiminden sonra açılacağı tarihte, yani 5 Şubat'ta istifasını verecek. Binali Yıldırım kendi iradesini saraya ipotek etmiş, saray onun iradesini de kullanarak anayasayı ayaklar altına alıp çiğnemektedir. Bir diğer senaryo ise Akşener'in de işaret ettiği 19 Şubat tarihi. YSK'ya adaylık başvurusu için son tarihi 19 Şubat. Yıldırım'ın da bu tarihte meclis başkanlığından istifa edeceği konuşuluyor. Memleketin geleceği için bir Ali değil bin Ali feda olsun. Yıldırım'ın bu konuyu gündeme almasının sebeplerinden birinin de AK Parti'deki farklı grupların baskısı olduğu öne sürülüyor. Yıldırım'ın istifa etmesi halinde yerine vekaleten biri mi gelecek yoksa yeniden meclis başkanlığı seçimi mi yapılacak? Şimdilik merak konusu. Tanklar, helikopterler, uçaklar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin adaylarının güvenlik soruşturmasından geçtiğini söyledi. Tepkiler peş peşe geldi. CHP sözcüsü Faik Öztrak, uygulamayı geçmişte yapılmış görevden almalara bahane olarak yorumladı. AK Parti'nin belediye başkan adaylarına güvenlik soruşturması uygulaması polemik konusu oldu. GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek Emniyet İstihbarat tepeden tırnağa hepsini inceledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu güvenlik soruşturmasını. MİT'in bu soruşturmaya dahil olduğunu söyledi. Tepkiler ardı ardına geldi. CHP sözcüsü Faik Öztürk bu sözleri geçmişte yapılmış olan görevden almalara gerekçe üretmek olarak yorumladı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, bundan önce milli iradeyle seçilmiş olan belediye başkanlarının görevden metal yorgunluğunu bahane ederek görevden almasına gerekçe arıyor. O çerçevede bu tür görüşler ifade ediyor. Yalnız Öztürk değil. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de bu sözlere sessiz kalmadı. Erdoğan, partili MİT Başkanı ve partili Genelkurmay Başkanı pratiklerinden de hareketle istihbarat teşkilatının kendi partisine hizmet ettiğini ve aday adaylarının soruşturmaları için kullanıldığını itiraf etmiştir. Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş de böyle bir uygulamanın hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Eski milletvekili ve hukukçu İlhan Cihaner de bu yapılanın fişleme olduğuna dikkat çekti, anayasaya aykırı dedi. YSK Başkanı Sadi Güven 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'de mevcut seçmen sayısının 57.093.985 olduğunu açıkladı. Mükerrer seçmende, sahte seçmende, hayali seçmende yok dedi. Öte yandan 24 Haziran seçimlerinde dondurulan seçmen sayısı 736 iken bu seçimler için 56 bin kişinin kaydı donduruldu. Bu rakam oy kullanamayacakların sayısında bir önceki seçime göre %7608'lik bir artışa karşılık geliyor. YSK sahte seçmen yok dedi. 24 Haziran seçimlerinde dondurulan seçmen sayısı 736 iken bu seçimler için 56 bin kişinin kaydı donduruldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinde mükerrer ve hayali seçmen bulunmadığı konusunda güvence verdi. Kayıtlı olduğu seçim bölgesinde oturmayan 56.495 kişinin seçmen kaydının dondurulduğu açıklandı. Güven, mükerrer ve hayali seçmen kaydı, seçmen taşınması ve ölü kişilerin seçim kütüklerine hala kayıtlı olmasına ilişkin haberler için de bir açıklama yaptı. YSK Başkanı hayali ve mükerrer seçmen kaydına rastlanmadığını söyledi. YSK Başkanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeli seçmenlerin oy kullanamayacağını da sözlerine ekledi. Cumhur İttifakı'nda yeni bir ihraç ve istifa dalgası yaşanıyor. AKP'de Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı tekrar aday gösterilmeyince görevinden istifa etti. MHP kanadında ise Samsun kriziyle ilgili yeni bir ihraç bekleniyor. Cumhur İttifakı'nda istifa ve ihraç krizi yaşanıyor. AK Parti istifalarla sarsılırken MHP'de Samsun krizinin etkileri sürüyor. 19 Mayıs Osman Topaloğlu. AK Parti'nin Ordu Çaybaşı ilçe belediye başkanı İsmet Yanık aday gösterilmemesi üzerine istifa etti. Yanık bağımsız aday oldu. Bingöl'de ise dikkat çekici istifalar geldi. Ilıcalar beldesinde 100 kişi AK Parti'den istifa ederek MHP'ye geçti. AK Parti ittifak ortağı MHP'ye Samsun'da sadece 2 ilçe bıraktı. Ancak bu durum MHP'de rahatsızlığa neden oldu. Sendikanın aidatını da ödüyorsunuz devlet olarak, hükümet olarak. 2014 yılında bir de genelge gönderiyorsunuz okullara bu sendika için. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ihracından sonra sıra ittifakı tanımıyoruz açıklaması yapan Necatettin Demirtaş'a geldi.
Samsun'da ilk adım belediye başkan adayı Demirtaş'ın partisinden ihraç edilmesi gündemde. Hilmi Bey orduya aktaracak. MHP'de durumların karışık olduğu bir diğer il de Ordu. Ulubey'de MHP'nin AK Parti'nin adayını desteklemesi üzerine MHP'li aday Alparslan Çalışkan istifa etti ve bağımsız aday oldu. Her iki partiden de henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kulislerde bu istifaların endişe yarattığı konuşuluyor. AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den şaşırtan bir çıkış geldi. Özhaseki eskort ve koruma kullanan partililerini bu neyin saltanatı diyerek uyardı. Biz Müslüman insanız dediler hepimize dönüp. Öğrencilerinizi verin yetiştirelim dediler. FETÖ'ye yardım ettiklerini bu sözlerle itiraf etmişti. Şaşırtan bir çıkış daha yaptı. Bu kez belediye başkan adaylarını uyardı. Cumhurbaşkanımızda en çok dikkat ettiği konulardan birisi bu. Sonra bir de son dönemlerde bazı arkadaşlarda bir hava başladı. Eskortlar, önden gidenler, arkadan gidenler, korumalar, bir şeyler falan filan. Özhaseki bu sözlerle tevazu çağrısı yaptı AKP'li belediye başkan adaylarına. Ne oluyor ya? Bu ne saltanat ya? Bu ne ya? 3 günlük dünyadayız şurada. Geçip gideceğiz. Zaten bir imtihan dünyası da hepimizi aldatıyor. Böyle bir dünyada havanın civanın aslı ne? O sözler AKP'de havaya giren isimler kim sorusunu akıllara getirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, Hatay Meslek Edindirme Kursları toplantısında konuştu. Savaş son günlerde Bakan Soylu ile yaşadığı polemiğe üstü kapalı cevap verdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, proje tanıtım toplantısında vatandaşlarla buluştu. Geçmişten bugüne yaptığı hizmetleri ve 31 Mart yerel seçimleri sonrası Hatay için yapmayı vaat ettiği projeleri anlattı. Gündeminde ise Süleyman Soylu'nun kendisi hakkında açılan soruşturma başlığı vardı. Soylu'ya üstü kapalı yanıt verdi. Vatan sevgisi, devlet sevgisi beni bu polemiklerin dışında tutuyor dedi. Ben hangi ilin belediye başkanıyım, hangi ilin kanaat önderiyim farkındayım. Bu konuşmalarda bu gelecekler önümüzdeki süre içerisinde mutlaka adeta konuşacaktır. Ama bu kanaatın içinde lütfen beni görmeyin. Savaş daha önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Reyhanlı, Yayladağ, Altınöz ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp ben başkan adayıyım dese şu an kazanabilecek durumda ifadelerini kullanmış. Bakan Soylu'dan konuyla ilgili açıklama gelmişti. Bir büyükşehir belediye başkanı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Ya madem böyle bir tezminata gidiyorsun, toplumu tahrik etmeye gidiyorsun, sana cevap verdik. Adam olsa da cevap ver. Ben bakan olarak senin yalan söyledim. Neymiş? Altınözü. Yayladağ. Öteki ilçe hangisiydi? Reyhanlı'da. Şu anda Suriyeli kardeşlerimiz belediye başkanı adayı olsa kazanacaklar diye milleti tahrik eder. Milletimize yanlış bilgi veren. Ben kamu sorumluluğunda bir adamsın. Kamu sorumluluğunda. Ha bunun için gerekli soruşturmayı başlattığımızda söylemek isterim. Öyle yok bu iş. Lafı söyleyeceksin, yanında kalacak. Tahrik etmeye çalışacaksın. Ve kamu sorumluluğunda olan bir kişi olacaksın. Böyle bir şey yanına kalması doğru değil. Ha ben yanlış yapıyorsam benim yanımda kalmasın. Ve bu tip manipülasyonlara hiçbirimiz yalan olan, halkı tahrik etmeye, bölmeye, halkın değerleri üzerinden istismar etmeye yönelik bir anlayışı elbette ki hukuk açısından gerekli değerlendirmeler yapılacak ve ortaya konulacak. Medya mensuplarının ise... CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Kadıköy'de katıldığı bir etkinlikte gençlerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Binali Yıldırım seçmeni oldukça sempatik gelen biri bu konuda ne düşünüyorsunuz sorusuna ilginç bir benzetmeyle cevap verdi. Binali Yıldırım'ı şarj azalınca uyarı veren kırmızı ışığa, kendisini ise şarja takınca yanan yeşil ışığa benzetti.
Cep telefonunuzun şarjı var mı şu anda? Hani şarjı bitince bir şey var, altta kırmızı yanıyor. O Binali Yıldırım. Meclis tarihinin en renkli simalarından biriydi Kamer Genç. Ölümünün 3. yıl dönümünde Türkiye onu unutmadı. Geçmişte yaptığı konuşmalar bugün ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Burası kürsü masumiyeti vardır. Milletvekilleri istediği gibi konuşurlar. Şimdi, lütfen. Ben diyorum ki Fethullah Gülen'in 700 tane öğrencisini getirip de Bülent Arınç efendim şiir okutup da bu şiirleri kim yazdı Fethullah Gülen demeye hakkı var mı bunun? Bunu var mı? Türkçe. Var mı bunun? Türkçe konuşuyor çocuk. Türkçe, efendim Türkçe konuşmaktan iftihar ederim. FETÖ ile ilgili yıllar önce bu uyarıları yapmıştı. O gün mecliste hedef haline gelmişti ama haklı olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. Özellikle AKP'nin milletvekilleri Fethullah Gülen'i gidip ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fethullah Gülen'in bir gün bu meclisi açalım. Kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'de bunun bu sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki rolü nedir? Bunları bir araştıralım. Kimi zaman sert tartışmalarla... Konuşmanın sırasında Sayın Başbakan'a hakaret ettiniz, o da çıktı. Sen nerede biliyorsun benim hakaret ettiğimi? Nerede biliyorsun? Vermiyorum efendim. Kimi zaman da güldüren diyaloglarıyla hafızalara kazındı. İlk defa lehte bir konuşma yapacaktınız, ona da engel oldular. Kader utansın. Buyurunuz. Sayın Başkan, ne zaman isterseniz lehte konuşma yaparım ben. Buyurun. Teşekkür ederim. Meclis tarihinin en renkli simalarından biriydi Tunceli Milletvekili Kamer Genç. Gerek bağımsız milletvekiliyken, gerekse CHP çatısı altında siyaset yaparken tek kişilik ordu olarak kaldı hafızalarda. Bunu burada ben söylemeyeceğim, sen söylemeyeceksin. Peki bu devleti kim koruyacak arkadaşlar? Kamer Genç aramızdan ayrılalı tam 3 yıl oldu. Ancak Türkiye onu unutmadı. Eğer hakikaten vatanseversen, evvela sen kendi memleketindeki gençleri, bilinçli, okumayan insanları, onları okut. Onları bu memleketin sadık vatandaşları yap. Genç'in geçmişte yaptığı konuşmalar sosyal medyada hala izlenme rekorları kırıyor. Evet. Güçlücünün o hükmünü oku. Oku da ayrı çık oraya. Teşekkür ediyorum. Hayır, ben ısrar ediyorum. 10 milyon madde üzerinde 2 adet önerge vardır, okutuyorum. Tunceli'nin Kamer abisi vasiyetinde eğer ölürsem beni Tunceli'ye Türk bayrağı sarılı tabutla götürün demişti. Öyle de oldu ama Türkiye'nin kalbinde Tunceli'nin Kamer abisi hiç ölmedi. Benim düşüncelerim belli olduğu için araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlikeye gelmiş. Bakın şimdi... Evet, Kamer Genç vefatının 3. yıl dönümünde kabrinin başında anıldı sevgili izleyenler ve CHP ekonomi masası 30 il gezdi ve halkın nabzını tuttu. Elde edilen verilerle de bir ekonomi raporu hazırladı. Buna göre çiftçiler zam ve kredi borçları altında eziliyor, vatandaşsa konuşmaktan korkuyor. Bugün Türkiye bir siyasi ve ekonomik krizin içindedir. Zam ve kredi çiftçiyi ezdi. Bu veriler CHP'nin ekonomi masasına ait. Kendimi yakarım! CHP ekonomi masası yeni yılla beraber ikinci turuna başladı ve tam 30 il gezdi. O 30 ildeki ekonomik durum raporlandı. Dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Rapora göre iş sahipleri ve çalışanlar ezilmemek için konuşmaktan çekiniyor, hatta korkuyor. Esnaf kredi borcunu ödeyemiyor, çiftçi yüksek fiyatlar nedeniyle gübre almakta güçlük çekiyor. Para kazanamadığı için tarlasını ekmekten vazgeçen pek çok çiftçi de var. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde küçükbaş hayvancılık bitmek üzere. CHP'nin raporuna göre sanayici de girdi fiyatlarının düşmemesinden şikayetçi. Firmalar kriz nedeniyle küçüldü ve personeli azaltmak zorunda kaldı. Sanayiciler ekonomi yönetimine artık güven duymuyor. Bir yılda Türkiye'den 3,6 milyar dolar yurt dışına çıktı. Türkiye'ye gelen sermaye de önceki yıllara göre azaldı. Bu verileri Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın raporu ortaya koyuyor. Peki Türkiye ekonomisine güven niye azaldı? Yanıtı haberimizde.
Türkiye'ye güven gün geçtikçe azalıyor. Hem yerli hem de yabancı yatırımcı Türkiye'den gidiyor. Bu veriler Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın hazırladığı raporda yer aldı. Yaz aylarında dövizin artması, Türkiye'nin kredi notunun düşmesi yatırımcıları korkuttu. Bir yılda Türkiye'den 3.6 milyar dolar yurt dışına çıktı. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak. Yerli sermayenin yurt dışına kaçışı ise yabancı yatırımların yurt içine gelişinden çok daha hızlı arttı. 2017 yılı sonunda yurt dışından 10 milyar 922 milyon dolarlık yabancı sermaye Türkiye'ye yatırım için gelmiş. Buna karşılık Türkiye'den 2.7 milyar dolar yerli sermaye çıkışı olmuştu. Geçen yılın Kasım ayı sonuna gelindiğinde ise yıllık bazda ülkeye gelen yabancı sermaye tutarı sadece 167 milyon dolar artışla 11 milyar 89 milyon dolara çıkarken, ülkeden kaçan yerli sermaye 897 milyon dolar birden artarak 3 milyar 598 milyon dolara fırladı. Peki neden Türkiye'ye duyulan güven azaldı? Vakfa göre güvensizliğin en önemli nedeni hukuk sisteminin bozulması. Diyanete para yetmiyor. 2018 yılında kurumların ayrılan bütçe dışında ne kadar yedek ödenek kullandıkları ortaya çıktı. Diyanet ve Cumhurbaşkanlığı'na verilen para milyarları buldu. Diyanete 7.7 milyar lira yetmedi. Ayrılan bütçenin dışında milyonlarca lira daha ödenek çıkarıldı. Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçeden hangi kurumun ne kadar yedek ödenek kullandığını açıkladı. Rakamlar dudak uçuklattı. Aslında Diyanet'in 2018 bütçesi 7.7 milyar liraydı. Yetmedi, yedek ödenek de devreye girdi. Ayrılan bütçe dışında 106 milyon lira verildi. Yani toplamda 113 milyonu buldu Diyanet'e ayrılan para. Sadece Diyanet'te değil, Cumhurbaşkanlığı da kendi bütçesi kadar yedek ödenek kullandı. Bütçede ayrılan 845 milyon liranın dışında 817 milyon lira yedek ödenek verildi. En yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacağız. Yedek ödenekten kurumlara ayrılan milyarlar akıllara iktidar kanadından gelen tasarruf çağrısını getirdi. Tüm kurumlarda tasarruf planı yapılırken Diyanet'in milyonlarca liralık ödeneği nasıl bitirdiği merak konusu oldu. Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde Ankara'da verdiği konserde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırladı. Kimileri Erdoğan'ı konserine davet eden Fazıl Say'ı eleştirmiş, kimileri de kutuplaşmadan uzaklaşılacağını söyleyerek bu tabloyu olumlu bulmuştu. Fazıl Say eleştirilere cevap verdi. Uzlaşı kapısının aralandığını hissettim dedi. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konserine davet etmişti. Erdoğan program uygunsa gelirim dediği o konsere gitti. Fazıl Say yeni eseri Truva Sonatı'nı sergilerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da oradaydı. Fazıl Say Zeybek'le final yaparken izleyicileriyle birlikte Erdoğan da Say'ı ayakta alkışladı. İslam dinine hakaret etmekle suçlanmış, bu ülkeden gitmek mi kalmak mı sorusuyla gündeme gelmişti. Sonuna kadar Atatürkçüyüm demiş, ülkemde yaşamak ve sanatımı yapmak istiyorum diye eklemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan Fazıl Say'dan açıklama geldi. Eleştirilere Instagram hesabından cevap veren Say, uzlaşı kapısının aralandığını hissettim dedi. Konser sonrası yorum yapmayan Fazıl Say, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Hatırlarsınız,
ülkemde yaşayabilmek, sanatımı yapabilmek istiyorum diye bir yazı yazmıştım geçen yaz. Sayın Erdoğan'ın annemin vefatındaki taziye telefonundaki ses tonunda da sezinledim. Bir uzlaşı kapısı aralanmak istiyordu. Sadece Fazıl Say için değil, tüm sanat camiası, hatta toplumun tüm kültürel öğeleri açısından Erdoğan'ın içine sinmeyen bir şeyler vardı. Nitekim pek çok konuşmasında ve sıklıkla biz kültür ve eğitim konularında maalesef başarılı olamadık diyordu. Bu bir öz eleştiridir. Ben bu uzlaşı kapısının aralandığını hissettim. Bu ilk buluşmanın Beştepe'de değil benim konserimde olması gerektiğini direttim. KYK'dan haksız yere mesleğinden edinmiş müzisyen dostlarımın hayatını kurtardık bu süreçte. Ayrıca kültür kurulu diye bir devlet yapılanmasını yanlış bulduğumu da direttim. Bu süreçte memlekette pek çok güncel tartışmalar da yaşandı. Çok zordu. Sonuçta bu ilk adımda Erdoğan saygıyla konserime geldi. Bununla kalmadı. Tüm kabilesini ve ABD senatörü misafirini de getirdi. Ülkemizde kültürün, sanatın özgür olması, toplumsal uzlaşıların umut ışığı yakması gerekmekte. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Tunceli'de gündeme yönelik açıklamalar da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanı adaylarını belirleme konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidi bertaraf edecektir, dedi. Öncelikle o bölgelerde DAEŞ başta olmak üzere PKK, PYD, YPG terör örgütüne bağlı unsurların o bölgelerden uzaklaştırılması dost ve kardeş bölge halkını bunların zulmünden kurtarmıştır. Burada yanlış bir biçimde burada YPG, PKK'ya Kürtlerin temsilcisi gibi etiketler takanların orada bu zulümden kurtarılan bölge halkı içerisinde Araplar, Türkmenler ve Kürtlerin beraberce olduğunu, bütün bunların hepsinin ve diğerlerinin bu baskı ve zulümden kurtarıldığını bir kere daha hatırlamasında fayda var. Tabii hatırlarsınız Hatay'a ve Kilis'e yakın mesafeden atılan roketler, bizim milli güvenliğimizi tehdit eden bu unsurlar bu harekatla birlikte oradan kaldırılmıştır. Bu şekilde Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden bu unsurların da bu tehdidine bir son verilmiştir. Türkiye tabii bu harekatlar sırasında bir kere daha hatırlatıyoruz ki uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını kullanmıştır. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde bu güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelesini sürdürmüştür. Dolayısıyla Türkiye'nin verdiği bu mücadele uluslararası hukuk açısından baktığımızda meşruiyeti en yüksek mücadelelerden bir tanesidir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Çavuşoğlu Pompeo görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin konuların iki bakan arasındaki telefon görüşmesinde kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilen açıklamada, Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti ifadesini kullandı. Açıklamada ayrıca terör örgütü YPG-PKK'nın adı anılmadan ABD ve koalisyon güçleriyle birlikte IŞİD'e karşı savaşan güçlerin korunmasının ABD için önemli olduğu değerlendirmesine yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump da dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Görüşmede iki ülke arasındaki Suriye eksenli işbirliğinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilmişti. İstanbul Havalimanı bu kez taşınma konusuyla tartışılıyor. Son olarak taşınma tarihi Mart ayı olarak açıklandı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, taşınma Mart ayı itibariyle inşallah tamamlanmış olacak dedi. Uluslararası havalimanı uzmanları ise taşınmanın planlanmış ve acele edilmeden yapılması konusunda uyarılarını sürdürüyor. Burası 200 milyon yolcu kapasiteyle
dünyanın en büyük havalimanlarından birisi olacak. Fikir açıklandığında da, inşaatı başladığında da büyük tartışmalara konu oldu. Şimdi de taşınma süreciyle gündemde. Son olarak da havalimanının taşınma tarihi Mart ayı, yani seçimlerden hemen önce olarak açıklandı. İstanbul Havalimanı idealin, hayalin, büyük düşünmenin hayat bulmuş şeklidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndaki hangar ve bazı tesislerinin açılış töreninde konuştu. Taşınma işlemleri devam ediyor. Mart ayı itibarıyla inşallah tamamlanmış olacak. Uluslararası havalimanı uzmanları taşınmanın planlanmış ve acele edilmeden yapılması konusunda uyarılarını sürdürüyor. Mart ayında taşınmanın riskli olduğunu söyleyen uzmanlar, taşınma işlemi için en az bir yıla ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bu arada Bakan Turhan'ın açıklaması sırasında salonda hareketli anlar yaşandı. Bugün ülkemiz özellikle de konuşmasını bölmek zorunda kaldı. Yardımcı olun arkadaşlar. Çünkü salondaki bir hostes fenalaştı. Sağlık ekibimiz var mı? Hostese yapılan müdahalenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar ve tank palet fabrikasının özelleştirilmesi konusu. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Katar sermayesinin Türkiye'deki kamu kurumları ve özel işletmelerdeki etkisine dikkat çekti. Katar olsa olsa birilerinin kasası olur, ortağı olur, Türk milletinin hiçbir şeyi olamaz dedi. Tüm gözyaşlarını silebilmesine vesile olması için ya Rabbel Alemin. Liderimiz bana dedi ki sen o otomotiv şirketinin altından kalkabilir misin? Ne emrederseniz onu yaparım ama ona gücüm yetmeyebilir. Elimdeki varidatım bu. Topladım, kardeşlerimle bölüştüm çünkü onlar bu maceraya girmek istemediler. Kısa günün tüccarlarıydı, sihir tüccarlar. Bu savunma sanayi işine girmek bir macera o gün için. Ben de eski bir sosyalist ve yeni bir Müslüman olarak kardeşlerimin arasında adil bölüşmüştüm serveti. 16'da bir parçası kaldı. Dedim bu para var. Bununla alınabiliyorsa bilmem, ihaleye gireyim. Ama diyelim ki aldım. Bunu emrettiğiniz gibi bir güçlü savunma sanayi şirketi haline getirebilmem için güçlü bir fon olması lazım arkamda. Ne yaparız dedi. Vallahi dedim sizin büyük basiretinizle, ferasetinizle Arapların onurlu bir klanını, bölümünü kendine getirttiniz. Katar'la neredeyse tek millet, iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir de sizi kırmaz. Katar devleti ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Onlar da bana finans garantisi verirler. Sağ olsun Sayın Emir'i aradı, o da kırmadı. VMC'nin %50-1'ini Katar ordusuna sattık, ortak aldık. Sonra burayı aldık. Katarlı yetkililerce kurulan ekonomik ilişkilerin kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirten Lütfü Türkkan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımayan kim? Katar. PKK, PYD, YPG'yi terör örgütü saymayan kim? Katar. Katar olsa olsa birilerinin kasası olur, ortağı olur. Türk milletinin hiçbir şeyi olamaz ifadelerini kullandı. Türkkan, İstanbul'da yapılan 3. havalimanının maliyetinin normalin çok üzerinde olduğunu da açıkladı. Türkkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pekin şehrinde açılacak olan dünyanın en büyük havalimanı üzerinden örnek göstererek şu ifadeleri kullandı. Projesi ünlü mimar Zaha Hadid tarafından yapılan Çin Pekin Havalimanı, bu yıl dünyanın en büyüğü olarak açılacak. Bizim 3. havalimanının 2 katı büyüklüğünde. Maliyeti 12 milyar dolar. Bizimkinin maliyeti 35 milyar dolar. Aradaki 23 milyar dolar da bizim farkımız. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Türkkan merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ediyorum Sayın Türkkan. İki tepkinizi biz haberimizde ekranlarımıza taşıdık. Elbette Türkiye'nin konuşacak çok fazla konusu var. Ama özellikle tank palet fabrikasının özelleştirilme konusu. Türkiye gündeminde diğer başlıkların arasında erise de biz KRT Haber olarak onu çekip çıkarıyoruz. Siz de öyle yapmışsınız. Bu gündem başlığını ele almışsınız. Diğer konuysa 3. havalimanı konusu. İsterseniz hemen tank palet fabrikasının özelleştirilmesi konusuyla ilgili ben sorumu yönelteyim. Gerçi hükümet kabul etmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 25 yıllığına bir devir, bir özelleştirme değildir bu diyor. Devir söz konusudur diyor. Siz de tepkinizi dile getirmişsiniz. Bir ülkenin adı geçiyor bu konuda, Katar, ve bir iş adamının da ismi geçiyor. Hemen bu konuyla ilgili yorumlarınızı sizden dinleyelim. Şimdi öncelikle dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. Türkiye'de özelleştirilen ne varsa, Türkiye'nin değerleri olan, arkasından bir Katar çıktı. Ama ilginç bir şey, bu Katarlı şirketin yapısı hakkında çok ciddi bilgisi yok Türk toplumunun. Bu Katar şirketi kim? Mesela Dijitürk'ü alan Katar şirketi kim? Diğer özelleştirilen kurumlar var. Onları alan Katar şirketlerin arkasında kim var? Veyahut da sermaye yapısı kimlerden oluşuyor? Evet. Bilinmeyen bir Katar var toplumun karşısında. Ne zaman ki bir yer özelleştirilecek, birdenbire bir Katar'da ortak veya bir fon devreye giriyor. Öncelikle toplumun dikkatini ona çekmek istiyorum. Bu hep Katar'lı ortak diye bahsedilen, bu Katar'lı ortak, meşhur ismi belli değil, sermaye yapısı belli değil. Bu ortak kimdir? Bu çok önemli. Düşünebiliyor musunuz? Biraz evvel haberlerinizde de izledim. Bu hükümetin kendisini zengin etmekle ilgili mükellef saydığı Ethem Sancak denilen bu terem hemen gidiyor, emirle konuştum diyor. İki günde sen buraya almaya karar verdin. Ben bir sanayiciyim. Birisiyle bir yerde ortaklık yapmak için o görüşmeler aylarca, bazen yıla mal olan bir süreci kapsar. Telefon açıyor, kabul ediyor, tamam ortak mıyız ortağız ve bir yeri hemen alıyorlar. Hı hı. İlginç olan bu. Ama Arifiye'deki farklı özelliği daha var. O da şu. Milli savunma sanayi en önemli birilerinden bir tanesi. Siz Katarlı bir şirkette ortak olarak burayı özelleştiriyorsunuz. Yani 25 yıl kiraya verdiğiniz demek de zaten özelleştirme kanunu okuduğunuzda uzun süreli kiraya vermek de özelleştirme kapsamının içindedir. Yani bunun ismi özelleştirmedir. Öyle çalının arkasından dolanmaya da gerek yok. Yerli her fırsatta yerli ve milli olduğunu iddia eden bir hükümetin her devletin önemli kurumunu yabancı bir şirkete satmak için adeta koşturduğu bir ortamda kimse bu hükümete yerli veya milli diyemez. Bunlar ne yerlidir ne de milli değil, millidir. Diğer konuya geçmek istiyorum. Özellikle Ethem Sancak konusunda. Evet. Bir sözü beni çok yaraladı. 50 tane Türk bir araba bedel olmazmış. Ben Türk niyetli bir adamım. Bir Türk'ün cihana bedel olduğunu duyarak bu umdeyle yetişmiş bir Türk milliyetçiyim. Bu Araplar ne zamandan beri 50 tane Türk bir araba bedel hale geldi? Şaşırıyorum. Bu da bu hükümete nasip oldu. Ülkeyi bir Türk milliyetçiliği konusunda ciddi cefa çekmiş. Bu konuda bedel ödemiş insanlar olarak tekrarlıyorum. Türkiye Türklerindir. Türk insanı dünyanın en kadim milletinden birisidir. Kalkıp daha düne kadar aşiret devleti olan Arapların karşısına 50 tane Türk'ün bir işe yaramadığını koyarsanız bu Türk milletine yapılan en büyük hakaret. Ve bu hakareti yapan adam bu hükümet tarafından devamlı ödüllendiriliyor. Ben mecliste de sormuştum. Siz hükümet programına Ethem Sancak'ı zengin yapmak üzere karar aldık diye bir şey koyduğunuzda biz mi fark ettik? Evet. Sayın Türkkan, bu arada işçilerin, sendikaların da tepkileri var. Hatta işçilerin özlük hakları bakidir, onlara dokunulmayacak açıklaması da gelmişti. Ama daha sonra sendikalardan yapılan açıklamada işçi hakları elbette önemli, o elbette bizim için önceliklidir ama asıl bizim derdimiz
vatan millet meselesidir denmişti. CHP'li milletvekillerinin desteği var. İyi Parti'nin bu konuda desteği sürecek gibi görünüyor. Öngörünüz nedir efendim? Konu bir yandan da yargıya intikal etti. Bu konuyla ilgili tank palet fabrikası ile ilgili verilen mücadele İyi Parti safında da devam edecek değil mi? Cumartesi günü bizim 20 milletvekilimiz, genel başkan yardımcılarımız ve bölge milletvekilimiz de hepsi oradaydı. Orada yapılan ortak protestoya dahil oldular. Ben Arifiye'deki tank palet fabrikasının almakla sevinen, övünen Ethem Sancağı buradan tekrar seslenmek istiyorum. Sakın ola ki sevinmeyin. Bu iktidarın gittiği gibi gelecek hükümet mutlaka kendisinden bunu geri alacaktır. Bir şeye de çok üzülüyorum. Türk ordusunun Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Beyefendi'nin bu özelleştirmeyi savunan cümlelerine bir anlam veremiyorum. İfadelerine bir anlam veremiyorum. Türk ordusunun subayları kendisine Genelkurmay Başkanlığı yapmış komutanlarının bir askeri fabrikanın özelleştirilmesi konusuna bu kadar kayıtsız kalmasını çok hoş karşılamıyorlardır. Türk toplumu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer personeli de öyle. Evet. Emir komuta zinciri arasında sesleri çıkmıyor olabilir ama onlar da içlerinden bu işi mutlaka kalplerinden buz ediyorlardır en iyi ihtimalle. Evet, Sayın Türkkan, diğer konumuz 3. Havalimanı konusu. Uzun süredir zaten bu proje açıklandığından itibaren tartışmaların odak noktasıydı. Yeriyle ilgili eleştiriler hala sürüyor. Orası sağlıklı bir şekilde kullanılabilecek mi? Bu gündemde bununla ilgili sorular akıllarda. Ayrıca şimdi taşınmasıyla da gündemde. Az önce haberi paylaştık. Mart ayında taşınması öngörülüyor ama siz bir konuya daha bugün dikkat çektiniz. 3. Havalimanı ile ilgili 23 milyar dolar fazla maliyeti oldu diye sordunuz. Bu konuyla ilgili de detayları biz sizden alalım. 3. Havalimanı pahalıya mı mal oldu bize? Şimdi 11.8 taşınma konusuna gelince Mart ayında da bu işin yetişmeyeceğini bir teknik adamlar söylüyorlar. Mart ayında böyle bir taşınma mümkün olmadığını söylüyorlar ama her seferinde olduğu gibi nasıl ki Haziran'da bir uçak indirdiler sonra durdu. Mart ayında da taşınmayı tamamladık derler ama o gün 31 Mart'tan sonra yine bu bir süre devam eder. Yani bu da seçime yönelik bir hamle mi? Kesinlikle seçime ait bir hamle. Mart ayından sonra o tekrar akamete uğrar, bir süre daha devam eder. Üstelik Atatürk Havalimanı'nın Türkiye'de şu anda çok önemli bir fonksiyon ifa ettiğini hepimiz biliyoruz. Atatürk Havalimanı'nı kapatmanın anlamı nedir? Üçüncü havalimanı çok uzak şehre. Yurt dışı seferlerde 3. havalimanını kullanan bir insan en az 3 saat, 2,5 saat, 4 saat bulunduğu merkeze göre yol gitmek zorunda. O yoldan sonra 1 saat uçuşun 3 saat karayolu gidecek. Böyle bir şey çok anlamlı değil. Bu havalimanı, 3. havalimanı devreye alındıktan sonra ancak transit uçuşlar için, uluslararası transit uçuşlar için çok önemli bir merkez olabilir ama yurt dışı seferler için orayı zorlamanın çok anlamı da yok. Zorlayıp oradaki müteahhitlere para kazandıracağım diye milletin cebinde uçak parası kadar da yol parası ödetmenin de çok feasible bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sayın Türkkan, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Evet sevgili izleyenler, bu arada tabii Türkiye son sürat seçimlere doğru yol alıyor. YSK'dan son olarak açıklamalar gelmişti. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarına yönelik bir konuşma yaptı. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var dedi Özgür Özel. 50 bin seçmenin kaydının dondurulması verdiğimiz mücadelenin. En zengin 26 kişinin serveti dünya nüfusunun yarısınınkine eşit. Yoksulluğa karşı çalışmalarıyla bilinen yardım kuruluşu Oxfam yıllık raporunu yayımladı. Raporda dünyanın en zengin 26 milyarderi 3,8 milyar insanın toplam varlığına eşit servete sahip. Yoksulluğa karşı çalışmalarıyla bilinen yardım kuruluşu Oxfam, Davos'ta başlayan Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yıllık raporunu yayımladı. Raporda dünyanın en zengin 26 milyarderinin dünya nüfusunun en yoksul %50'sini oluşturan 3.8 milyar insanın toplam varlığına eşit servete sahip olduğu bildirildi.
Kamu yararı mı, özel servet mi başlıklı raporda servetin giderek daha az sayıda elde yoğunlaşmasına dikkat çekilerek 2018'de zenginlerin daha zengin, yoksulların daha yoksul hale geldiği ifade edildi. Rapora göre dünya çapında 2200 milyarderin serveti 2018 yılında 900 milyar dolar yani günde 2,5 milyar dolar artış gösterdi. En zenginlerin serveti %12 oranında artarken dünya nüfusunun en yoksul yarısının varlığı %11 azaldı. Rapora göre 2008 krizinden bu yana geçen 10 yılda milyarderlerin sayısı neredeyse 2 katına çıktı. Dünyanın en zengin insanı Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un serveti 112 milyar dolara çıktı. Bezos'un servetinin sadece %1'i 105 milyon nüfuslu Etiyopya'nın yıllık sağlık bütçesine eşdeğer. Raporda ayrıca zenginlerden yeterince vergi alınmadığı vurgulandı. Hükümetlerin vergi kaçırmanın üstüne giderek ve daha adil bir vergilendirme sistemiyle kamu hizmetlerini finanse etmesi gerektiği belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, pazarda fiyatlar farklı, marketlerde farklı. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, marketlerle konuşacağız demişti. Peki pazarda istenen rakamlar var mı? Bakalım vatandaş ne diyor?